Kabir azabı meselesine de böyle bakacağız. Mesele çözmesi için diyeyim. Kur'an'da ve sünnette yer almış bir husus ise bizim için tartışma dışıdır. Mesele bitmiştir. Biz ona iman ederiz. Olay biter. İmam Ebu Hanife'den beri elimizde bulunan bütün itikat metinlerinde kabir azabı bir ehl-i sünnet ve cemaat itikat ilkesi olarak yer almıştır. Hiçbir itikat kitabı, hiçbir kelam kitabı bu meseleden hali değildir. Buna inanan ehl-i sünnet olduğunu deklare etmiş olur. Buna inanmayan ehl-i bid'at olduğunu deklare etmiş olur. Dolayısıyla adını öyle koysun ya da koymasın, bir kimse kabir azabı yoktur dediği anda bid'at ehlinin safına düşer. Biz onunla bid'at ehliyle muamele edildiği gibi muamele ederiz. O bizim ehl-i kıble olmak vasfıyla dinde kardeşimizdir. Ama bir anlamda üvey kardeşimizdir. Şimdi benim bu sözümü alacaklar internette, kesecekler, YouTube'a koyacaklar. Ebu Bekir Sivil kabir azabına inanmayan üvey kardeşimizdir diyecekler. Evet, böyledir. Böyledir. Bid'at ehline biz sahabe-i kiramın yaptığı muameleyi yaparız. Daha evvelki fasıllarda, moklarda okuduk. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'ya birisi geldi ve falan kişi sana selam söylüyor dedi. O da dedi ki ben onun kaderi inkar ettiğini duydum. Eğer duyduğum doğruysa benden ona selam söyleme. Sahabe böyle bakıyordu, biz de böyle bakacağız. Kesen arkadaşlar bu izahı da kessin, koysunlar yanına, cımbızlamasın.